Merhaba arkadaşlar, ses geliyor mu? Bir kontrol edelim mi? Benden gelir ses. Tamam. Oradan gelmez ses. Soralım o zaman ustam, bir ses geliyor mu gelmiyor mu diye. Senin oradan gelmiyor mu? Yok, ben diğer hesabım diğer telefonda olduğu için. Geliyormuş, evet. Geliyormuş ses. Evet, tamam, ses. Çok güzel. Evet. Herkese güzel bir gün diliyorum. Uzun zamandır sohbet edemedik. Bugün de yine size biraz bu ego konusunda bahsedeceğim. Yani diyorlar ki işte hocam egoist olalım mı yoksa işte egoizm kötü olarak gösteriliyor. Yani bir kere size en önemli örneklerden bir tanesi ego yanmayan mumdur. Ego yanmayan mumdur. Bir mum yanmaya başladığı andan itibaren bu üçüncü çakraya yükselmiş bir varlıktır. Yani egoda ne vardır? Adam işte kültürlüdür, kitap okuyordur, müzikten anlar, ondan sonra dünya olaylarından anlar, sosyal bilgiler, sosyal hayattan anlar falan. Bütün her şeyde kendini yetiştirmiş bir adam sohbete oturduğu zaman ben her şeyi biliyorum. Yani ben bir sürü kitap okudum, bir sürü film izledim. Burası üçüncü çakraya kadar çıkmış insandadır. Yani iki çeşit insan vardır. Bir tanesi hiçbir şey okumamış, hiçbir şey bilmeyen ve ihtiyaç da duymayan, ona da aptal denir. Ama her şeyi bilen, her şeyi okumuş, araştırmış, incelemiş ve hiçbir şey bilmediğini bilen kişiye de aptal denir. İkisi de aptaldır aslında. Yani aslında bu alem dualite üstüne kuruludur. Yani mesela işte korku kötüdür. Hayır. Korkuyu insanlara eğitmek için kullanırsan iyidir. Ama korkuyu insanları kontrol etmek, köleleştirmek için kullanırsan kötüdür. Demek ki bir şey nasıl kullanırsan, yani aynı kelimedir. Kur'an'da şey vardır, yani bu dünyada ama olanlar öbür dünyada da amadır. Ama iki şekildedir. Yani bir, hiçbir şey görmemiş, bu dünyada yani Allah'ın varlığına ve birliğine hiç şahitlik yapmamış insana da ama denir. Ve her şeyin Allah olduğunu bilip artık kendi benliğinden ayrılmış, ben yokum sadece Allah var diyen içinde ona da ama denir. Şimdi Kur'an kimi hangisine şey yapmıştır, ayet indirmiştir. Yani her ikisine de. Yani sistem şöyle çalışır. Yani yalnız olgun meyve yere düşer. Olgunluk her şey demektir. Olmamış bir ego atılamaz, yok edilemez. Yani çünkü ancak sahip olduğun bir şeyi kaybedebilirsin. Güçlü bir egon olmadan nasıl ayakta kalabilirsin ki? Yaşam mücadeledir. Egon yoksa yok olursun. Yani oysa yaşam bir daimi rekabettir. Şimdi ben diyorum ki işte 6 tane fabrikayı şöyle yaptım. Şu dünyayı gezdim falan filan. Bu benim yaparken yaşadığım deneyimlerse benim hiçbir şey olduğumu gösterir. Hiçbir şey, yani boşu, hayat o kadar bomboşmuş ki, yani işte mesela insan zengin olmadan ya ben paraya değer vermem. Ya hani mesela fakir biri olsa, hiç mesela geliri çok düşük, yüksek olmayan biri ne der? Ya ben paraya değer vermiyorum. Ya paran yok ki zaten değer versin. Yani bir paran olduktan sonra değer verip vermeyeceğin meydana çıkar. Yani insanlardaki en önemli şey buradan kaynaklanıyor. Yani mesela benim oğlum diyor ki baba ya ben de senin kadar bir zengin olayım, yemin ederim her şeyden vazgeçeceğim. İşte Jim Carrey'nin yaptığı budur yani. Mesela onun belgeselinde demiştir ki herkes insan hayatta inşallah bir defa zengin olsun ki zenginliğin mutluluk getirmediğini, zenginliğin o kadar önemli olmadığını anlasın diyerekten. Belgeseli vardır 20 dakikalık YouTube'da. O yüzden 1992'de bütün mal varlığını bırakıp bir çantayı alıp yani buradan Berlin'e taşınıp ertesi gün orada bulaşıkçılık yapmak işte zengin
bir gün evvel fabrikatörsün, ertesi gün bulaşıkçısın. İşte önemli olan bu yola girebilmek yani. 1992'de Berlin'e gitmek, işte 2002 yılında da 10 yıl sonra burada yine işte genel müdürlük yap, bir şirkette koordinatörlük yap falan derken gene büyük bir rahatlığa erip bir adam geliyor, masana oturuyor, diyor ki seni de ehlileştirdik ya hocam diyor. Sen o an uyanıyorsun, diyorsun ki ana hakikaten ben modern hayata yine alıştım. İşte her şey önümde, yediğim içtiğim, arayışı bıraktım. Ertesi gün istifa edip gitti, bu sefer de Londra'ya gidip yerleşiyorum yani. Bir de gittiğim yerlerde bir şey bilmiyorum ya, yani orayı bilmiyorum, orada hiç yaşamamışım. Yani ben kalkıp gidip de eski yerim, mesela insanlarda şey vardır, ayrıldığı zaman ya da bir nişanlısından eski sevgililerini arar. İşte ne yapıyorsun, iyi misin filan, yani herkes geriye dönüş. Acaba ya onu da bıraktık ya, hani acaba geri döner mi diye. Hayır, bilinmeyene gitmen gerekiyor. Bilinmeyende yaşaman gerekiyor. Yani sen bu hayatı deneyimlemek istiyorsan mutlaka macerayı deneyimlemen gerekiyor. Yani macera yaşaman lazım yani. Macera yani heyecan olmayan bir hayat ot gibidir yani. Sabah işe git, akşam gel, işte çocuk yap, çocukları okula gönder. Ölüsün yani, ölü. Yani çünkü ancak sahip olduğun bir şeyi kaybedebilirsin. Sahip olmadığın bir şeyi nasıl kaybedebilirsin ki? Ancak zenginsen fakirleşebilirsin. Zengin değilsen Hazreti İsa'nın fakir bir ruhta ol diye sağlık verdiği güzellikte olamaz insan. Yani yalnızca zengin bir adam fakirleşebilir. Çünkü ancak sahip olduğu şeyi kaybedebilirsen. Hiç zengin olmamışsa nasıl fakirleşebilsin? Görünürde fakir olacaksın ama içten içe zengin bir özlem duyacaksın. Hayatın, ruhun zenginliğe özenecek. Ve başkalarını eleştirecek ve yargılayacak. Çalıyor ya adamlar falan yani. Yani sana ne yani? O insan ona ait bir şey yani. Yani çalıyor ya. Ne diyorsun? Yani onlar da çalıyor. Hani ne yapsak ki acaba? Hani bir düzende biz mi kursak hani? Yani insanın egosunu rahatlatan bir şeydir bu yani. Onlar çalıyor, biz de çalalım. Hani organize işlerde o rıhtımda restoranda oturuyorlar ya diyor ki Süpermen, hani bak diyor karşıdaki diyor o yalılarda hiç mi arak yok diyor. Yani onlar hiç mi çalmıyor diyor hani. Yani biz de çalıyoruz diyor. Vicdan öyle rahatlar. Bir insan çalıyor ve başkasının da çaldığını düşünürse o zaman rahatlar. Veya çalıyor, yanlış yapıyor, hata yapıyorsa onu ya ben vatanın, milletin hayrı için yapıyorum, yapma Allah aşkına diye kendi vicdanını rahatlatır. Sistem böyle çalışır. Yani sen fakir olamazsın. Sadece zengin bir adam gerçekten fakir olabilir. Zenginliklere sahip olmak gerçekten zengin olmaya yetmez. Hala fakir olabilirsin. Hırs hala oradaysa fakirsindir. Önemli olan neye sahip olduğun değildir. Yeterince her şeye sahipsen ortada arzu kaybolur. Yani sistem senin şeyinle ilgilidir. Hani mesela 78'de babamla yeni bir sıfır bir araba aldık geldik. Babam dedi oğlum dedi ya ne kadar mutlusun değil mi dedi. Bak araban var falan. Yo dedim. Yani, niye dedi? Ne olacak ki dedim. Araba dediğin yürüyen giden bir şey yani. Hani mutluluk. Arabada mutluluk olmaz ki dedim yani. Hani, sistemi anlamıyor insanlar. Hani bir şey alınca mutlu olmayacak. Mutluysan bir şey sana gelir zaten. Mutlu olduğunda her şey seninle beraberdir. Yani zenginlik mutluluk demek değildir. Yani çok zengin olursam mutlu olurum. Böyle bir şey asla yoktur yani. Biz Hindistan'a gittik. Üzerimizde böyle rahip kıyafetleri falan var. Tam öyle işte pazara çıkacağız. Moto Guzzi'ler var böyle üç tekerlekli. Onlar taksi olarak kullanılıyor orada. Orada adamlar şukurda çalışıyorlar. 3-4 tane de 7-8 yaşlarında bilmiyorum ya belki 10 yaş olabilir ama değil yani. Çok küçük çocuklar. Bize bakıp gülüyorlar yani şunlara bak falan diyorlar, işaret ediyorlar. Sen çukurun içinde çalışıyorsun. Biz orada rahibiz. Yani orada mutlu o. Yani ben o belki o çocuğun o çukurda çalıştığı kadar o mutluluk o şey yoktur belki. Bilmiyorum. Yani
mesela çok zengin adamlar, yani her şey olan intihar eder. Mesela intihar sayısının en yüksek olduğu yerler, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerdir. Yani gidin bakın, Finlandiya'ya hani, ya da ben hani Finlandiya'yı görmedim ama Japonya'yı gördüm. Günde 200 kişi intihar ediyor. Refah seviyesi çok yüksek. Yani insanların yapacağı hiçbir şey yok. %90'dan fazlası alkol kullanıyor rahatlamak için. Devlet her türlü sosyal imkanı sağlamış. İnsanların hepsi bir robot olmuş. Böyle mesela zekice şeyler düşünmeyi uğraşmıyorlar yani. Hani veya çözüm bulmada. Daha önce hatırlarsanız bir hikaye anlatmıştım. İşte Japonya'da birine yol sormuştuk. Biz şimdi 6-7 kişiyiz. Dedik ki işte atıyorum where is the post? Yani postane nerede dedik hani. Şöyle dedi. Biz hepimiz o tarafa döndük. Ondan sonra öyle bekliyoruz. Şimdi adam tarif edecek. Sonra böyle yaptı. Biz hepimiz bu tarafa döndük. Ya adam utancından ben bilmiyorum. Mesela bizde olsa abi ben yabancıyım. Vallahi yeni geldim bilmiyorum diyebilirsin yani. Orada demiyor adam. Tarif etmeye çalışıyor. Adam bizi bir böyle bir böyle bir böyle 6 kişi bir böyle dönüyoruz bir böyle dönüyoruz. Hani ondan sonra baktık ki adam bilmiyor. Bilmiyorum da diyemiyor. Ondan sonra dedim hemen eğildim. Arigato dedim. Yani dom arigato, çok teşekkür ederim dedim. Biz yürüdük gittik. Yani adam da yürüdü gitti. Ama içini yemiştir. İnşallah intihar etmemiştir akşam. Yani sistem insanlarda böyle çalışır. Bir insan ancak yeterince bilgi topladıktan sonra ondan kurtulur, cehalete erişmiş olur. Bildiğim, o zaman gerçekten cahil olacaksın. Tıpkı tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir diyebilen Sokrates gibi. Yani Sokrates'ten falan örnek vermeye gerek yok arkadaşlar. Peygamber Efendimiz. İnanılmaz bilgili bir insan. İnanılmaz. Yani birçok ülkeyi gezmiş. Birçok ülkeden birçok eğitimler almış. Birçok dili biliyor. Yani bunlar hiç anlatılmıyor. Yani peygamberin hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz normalde. Hani koskoca kervan yönetiyor. Yani şimdi diyelim ki gemi armatör diyelim ya hani böyle o kadar böyle gidiyor geliyor vesaire. Cebrail ile karşılaştığında şunu söylüyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ha ben ümmiyim diyor hani. Hani bunu cahil insanlar nasıl çeviriyor? İşte Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmezmiş. Hadi oradan yani adam şirket yönetiyor. Yani koskoca kervanları yönetiyor. Yani ama işte okuma yazma bilmiyor, matematik bilmiyor falan. Bu kadar malın, mülkün şeyini nereden biliyor o zaman? Hani koskoca devleti nasıl yönetiyor? Anlatabiliyor muyum yani? İnsanlar kafalarına göre bir peygamber yaratıyorlar. Mesela Hazreti Muhammed inanılmaz bir savaşçı. Yani inanılmaz yakışıklı bir adam. İnanılmaz güçlü, kuvvetli bir adam. Hani adam 3 tane savaşa giriyor yani. Bedir, Uhud. Yani bu adam elinde tesbih, kafasında takke, sırtında cübbe, hoca değil ki ya. Adam devrimci yani. Yani Muhammed olacaksan yanlışa hayır demeyi öğreneceksin yani. Ondan sonra biz de Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem diyerek ondan sonra diyoruz ki hani o kadar değil işte öğren, onu tanı. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani ben şahidim Allah'ın varlığına bilini. Şahit olacaksın önce. Sonra ve eşheden enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne? Hazreti Muhammed'e de şahit olacaksın. Ama şahit değilsin. Hiçbir şahitliğin yok. Ne Allah'a şahitliğin var ne de Muhammed'e şahitliğin var. Çünkü onun hayatını bilmiyorsun. Yani hep sana anlatılanlara inanıyorsun. Yani çok fazla bir şey bildiğinde hatta kutsal kitapları, geçmişi, gelenekleri, bilebildiklerin her şeyi bildiğinde birdenbire bunun ne kadar boş olduğunun farkına varırsın. Evet, aynısını yaşadık. Her zaman söylüyorum. Yani çok bilgiliysen, hani bir sürü kitap okudum, bir sürü eğitimlere katıldım bilmem ne falan. Bir anda dedim ki bunların hepsi boş ya.
Sadece bir şey ben yani. Kendini tanıyacaksın. Yani soru sorduklarında ben okuduğum kitaptan dur bir dakika şuradan bakayım diyorum. Ben buradaki bu kitabı okurken nasıl anlatırım diye bakıyorum. Ben bunu zaten 10 defa anlatmışım. Fakat diyorum ki bak burada da yazıyor aynısını. Terk edeceksin. Niye? Ama önce okuyacaksın. Oturuyoruz mesela. İşte şu filmi izledin mi? Şu kitabı okudun mu filan. E sen daha 3. çakraya çıkmamışsın. Entelektüel çakraya çıkmamışsın. Daha sen bilgi ve beceride hani kendini aşmamışsın. Hani deli olmadan veli olunmaz kısmı nedir? Okursun, okursun, okursun ne derler eskiler? Eskiler şey derdi. Çok okuma ya, işte çok derine dalma ya. Bak buna çok deren kafayı yer falan. İşte o kafayı yeme kısmına girmemiz lazım. O delirme kısmına girmemiz lazım. Deli olacaksın yani. Ama ne zaman? Yani o mahalledeki deli değil. Yani, okuya, okuya, okuya. Bunlar da değilmiş. Bana anlatılanlar da değilmiş. Okuduklarım da değilmiş dedikten sonra işte olgunlaşma başlıyor. Mesela ağaçtan örnek vereyim. Ham elma. Gidin bir mesela aşağıda elma ağaçları var. Ham asılın asılın dalı böyle dal kırılır elma gelmez. Dersin ki yo ama sağlam hani hayır sağlam değil. Ham tutunuyor daha geleneklere, göreneklere, öğretilen bilgilere. Ham insan ağacın dalında tutunur. Ama olgunlaşmış meyveyi böyle bak tut eline pıt diye eline düşer yani. İşte bak olgun insan hiçbir tutunacağı bir şey kalmamıştır. Sen o elmaya göre sen nesin? Tanrısın. Böyle dokundun mu tak eline düşer. Onu bir ısırsın. Lezzetlidir. Ama ne kadar böyle ham böğürtlen toplamaya gittiler geçen gün. Çok güzel böğürtlenler var. Hani yarın çıkarız olmazsa bir böğürtlen toplamaya. Mesela olgunlaşmış böğürtleni daha elini dokunur dokunur. Dut mesela olgunlaşmış dutta neydi daha böyle dokunur tık diye avucuna düşer. Ama olgunlaşmamış dutu ne yaparsın? Asılırsın suyunu çıkarırsın yani. Hani tutunacağım diye uğraşır yani. Hani, adam 50 yaşına gelmiştir. Hala olgunlaşmamıştır yani. Biz diyoruz ya yani o öğrendiği bilgilere tutunmuştur. Ona aktarılan her şeye tutunarak yaşıyordur yani. Yani bunu da gene eski videolarımda anlatmıştım. Mavi Tüy. Richard Bach'ın Mavi Tüy'ün son arkasındaki hikayeyi okuyun. Kitap okumuyorsanız bari anlattığım o kısa kısa hikayeleri bulmaya çalışın yani. Evet. Soru var mı Ayşenur? Yok. Bu senin varoluşuna ait kendi deneyimin değil, kendi başına öğrendiğin bir şey değil. Başkalarının öğretmiş olduğu bir şey olabilir. Senin sadece bilgi olarak topladığın bir şeydir. Yani sadece başka kapılardan topladığın çöpler bunlar. Emanet ve ölüdür, ölü bilgiler. Demek ki başkalarından okuduğumuz, başkalarından öğrendiğimiz, yani hatta ben de aktardığım bilgi, bunlar senin hiçbir işine yaramaz. Yani benim anlattığım ya da benim aktardığım bu bilgi. Ne zaman ki sen deneyimlersin. Yani biz Eylül ayında ilk haftasından sonra kapatıyoruz. Yani eğitimleri kapatıyoruz. Artık sadece Zoom üzerinden eğitim vereceğiz. Kayıtlarını ona göre yapabilir arkadaşlar. Ama gerçekten burada hakkel yakin yani uygulayarak, deneyimleyerek bir öğreti vermeye çalıştım. Senin mesela hatırlarsanız el olmadığınızı öğretmeye çalıştım. El olmadığınızı. Bu eğitimler hiçbir yerde yayınlanan bir eğitim değildir. Bunlar tamamen ilahi bilgilerdir. Yani insanın kendini tanıması ve bilmesi eğitimleri. Öyle parayla pulla alınabilecek bir şey değildir. Ama insanlarda ne vardır? Yani işte şu eğitime nefese gittim falan yani. Sen nereye gidersen git yani. Ama eve gittin mi aynı insan hiçbir yere gitmemişsin yani. Hani sizde soru var mı? Yok, eyvallah. Aniden yalnızca başkalarının yüklerini taşımakta olduğunu ve bunların hiçbirinin sana ait olmadığını
aslında hiçbir şey bilmediğinin farkına varırsın. Ve bu yükleri ve bu bilgileri sırtından atabilirsin. Yalnızca bilge biri ben hiçbir şey bilmiyorum der. Yani ve kalbimle bilmiyorum diyebildiğin anda gözlerin açılacaktır. Bu hafta gelen bir grubumuz vardı. İşte bir iki gün geç gittiler onlar. Hani gelen grubun içinde bir bayan sürekli şey söylüyordu işte. Hocam işte bizim hakkımızda işte şifacı olabilir miyiz? İşte bilmem şöyle olabilir. Bizim hakkımızda birer kelime söyleyebilir misin? Ben sesimi çıkarmıyorum yani. Birkaç defa söyleyince bakın hanımefendi dedim. Yani kusura bakmayın ama dedim. Ben hani bilmiyorum. Senin hakkında ben bir şey söyleyemem. Ancak ben sana öğrettiklerimi hayatına geçirirsen sen şifacım olursun. Ebemi olursun. Medyum mu olursun? Ona sen karar vereceksin ya. Siz o kadar dışarıdan emir almaya alışmışsınız ki ben size harikasın. Yani bir de olumsuz şeyler de söyledim yani. Dedim ki çok konuşuyorsun. Burası inziva yeri. Burası sessizlik yeri. Konuşma yeri değil. Ben senin iç sesini durduramamışım ki seni ben burada bunu anlatmaya gayret ediyorum. Yani o kadar uğraşıyoruz, didiniyoruz, mücadele veriyoruz. Hani ilk önce iç sesini susturacaksın. İlk önce iç sesini, dış sesini susturacaksın. Biriyle uzun uzun saçma sapan siyaset, hükümet, kocan, karın, dışarıdaki olay, taksiler, işte otobüste yani televizyondaki kavgalar, gürültüler, bu toplum adam olmaz filan yani. Sanki kendi çok adam olmuş. Toplum adam olmaz yani. Sen o toplumun bireysin. O toplum adam olmamışsa sen hala hiç adam olmamışsın demektir. Yani dışarıyı eleştiriyorsan dönüp kendine bakacaksın. Çünkü eleştirdiğin kişi sensin. Yani evet. Kişi bilgiye ancak çile çekerek ulaşabilir. Sadece mantıklı biri bir iddiayla hiçbir şeyi bırakamazsın. Bir şeyi ancak artık daha fazla taşıyamayacak acı duruma geldiğinde bırakabilirsin. Olgunlaşmamış hiçbir şey atılamaz. Ham meyve ağaca tutunur, ağaç da ham meyveye. Ve onları oradan ayrılmaya zorlarsan ya ağaca zarar verirsin ya da meyve zarar görür. Yani tutunduğu şeylerden koparmaya gayret edince biz burada nasıl bir çalışma yapıyoruz? Farkında olması. Yani ne yapıyorsan farkında ol. Yürüyorsan yürüdüğünün farkında ol. Oturuyorsan oturduğunun farkında ol. Yani sistemde senin farkındalığını ben yürüyorum, yürüyen ben değilim. Yani yemek yiyorum. Yani yiyen, yediren, yani yapan, yaptıran içindeki lezzet hepsi de sensin Rabbim dediğin andan itibaren böyle iyi, burada kontrol ediyorum. Var mı soru? Yok. Yok. Teşekkürler tamam. Var. Hı. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Bir çocuk egosuz doğarsa çok çabuk ölür. Hayatta kalması mümkün değildir. Çünkü acıksa da açım diye bir his olmayacaktır. Açlığın orada olduğunu hissedecek ama bunun kendisiyle bağlantı kuramayacaktır. Ben burada size hem egoyu hem de egosuz olmayı, yani önce egonuzu, geçen gün de buraya gene gelen arkadaşlar, sen ışık olarak yanmazsan, derse başlarken neden bahsettim? Mum dedim. Yani birincisi, yanmayan mum böyle dimdiktir, böyle böbürlenir işte falan hani. Bir kişi yanmaya başladığı andan itibaren, yani üzerindeki mum ya da aydınlanmaya başladığı andan itibaren her geçen gün erir. Erir, erir ama etrafa ışık verir. Sonra ne kalır? Ondan geri hiçbir şey kalır. Ama yanmamış bir mumda ne kalır? Ego kalır. Yani o egosunu erittiği kısım var ya, işte o dimdik olan o mumun dış kısmı, o içindeki fitil esas insanın o içine dönmesi. Mesela
mum nasıl yanıyordu? Mumdaki mum bir önemli bir derstir yani. Mum nasıl yanıyordu? Üç tane kısım vardı. En üst kısımda kırmızı bir kısım. Onun altında böyle mavi bir ışık. Onun altında boşluk vardı. O boşluk vasıtasıyla o mavi ve kırmızı ışık yanıyordu. Mum kırmızıdan maviye. Yani biz nasıl kırmızıdan maviye gökyüzüne çıkıyorsak mumun alevi de kırmızıdan mavi, sonra boşluk. Sonra kim? İnsan. Bak, kırmızı kök çakra, mavi gökyüzü, alt beşinci çakra. Sonra boşluk, akciğerler, boşluğa çıkıyorsun. Sonra geri kalan ego, o ego yavaş yavaş, yavaş yavaş, o mum eriyecek. O ego yok olacak ama etrafını aydınlatacak. Yok olduğunda bütün her şeyin görünmesini sağlayacak. İnsanın gözü görmez arkadaşlar. Işık olmasa insan hiçbir şey göremez. Demek ki ışık olursan her şeyi gösterebilirsin. Sen mum olursan her şeyi gösterebilirsin. O yüzden kandilin mübarek olsun. İşte kandilin yandı kelimeleri, insanlara kandil kelimesi buradan gelir. Yani o ışığı içinde yakmaya başladığını yavaş yavaş erirsin. Yani ne araban, ne malın, ne mülkün, ne giydiğin, ne içtiğin. Hani falan yere gittik var ya, bir kebap yedik o falan yani. Ben her zaman söylerdim yani. Ben zeytin ekmeği, yani o kebapçıda yanan kebaba 100 defa değişirim yani. Hani. Ve övündüğüm bir şey. İnsan en çok korkutulduğu şeylerden biri nedir? İşte aç kalmak, açlık. Gelecek açlıkla yani. İnanın bana, dünyanın her yeri aç kalabilir ama Türkiye aç kalmaz. Dünyanın her yeri susuz kalabilir ama Türkiye susuz kalmaz. Niye korkutuyorsunuz kardeşim yani bu Türkleri? Neden Türkiye'deki insanları korkutuyorsunuz? Ne kadar saçma yani. Bak her yer kurak, her yer şey. Benim 3 tane pınarım vardı. İkisi kurudu, birisi hala akıyor. Niye? Rabbim seni susuz mu bırakacak lan? Bende artezyen yok. Yani herkes artezyenden su çektiği için benim kaynaklarım kuruyor. Yani herkes 100 metre, 150 metre. Burada Ödemiş Belediyesi 300 metreye 3 tane kuyu çakmış. 900 yani 3 tane 300 metrelik kuyu var. Suyu besleyebilmek için. Yukarıda ne kadar su varsa hepsi aşağı iniyor. Ne oluyor? Normal kaynaktan su kalmıyor yani. Hazır şehire su vermek için uğraşıyorlar. Ya ellemesene yani o suları. Yani sen o su, tarlayı suluyorsun, dünyanın patates ekeceğim, bilmem ne ekeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Türkiye'de %70 suyu israf eden bir sistem var. Yani suyu tarlaya salıyor, mısır yapıyor. Mısırı hayvana yediriyor. Hayvan hayvana satıyor, para ediyor. Bu sefer diyorsun ki sular yok. Hayır. Türkiye'nin her yerinde her zaman su vardır yani. Su sıkıntısı Türkler çekmeyecekler. Ha, savaş nerede? Türkiye'de olacak, olabilir. Niye? Fırat ve Dicle Türkiye'de olduğu için. Bu kalbin ana damarı, iki tane atar damarı, şah damarı diyoruz hani. Türkiye'de olduğu için burada bir savaş olabilir yani. Ama Allah her zaman izleyicidir. Yani ne derler? Fiilin faili odur. Sen izleyeceksin, seyredeceksin. Sana görev geldiğinde her şeyi yapabilirsin. Ama görev gelinceye kadar yerinden ayrılmayacaksın. Evet, soru yoksa kapatacağım. Siz her şeyin merkezi olun, korkmayın. Çünkü korkarsanız asla pişemezsiniz. Bunu kabul edin. Bu gelişimin bir parçasıdır. Lütfen hayatın tadını çıkarın ve yaşadığınız hayatı zirveye taşırın. Yani evet. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Hastalıklardan, sıkıntılardan, dertlerden,
uzak olalım. Allah hepimizin içindeki, kalbindeki ışığı yakmayı nasip etsin. Amin.